Saat 2:51 geçiyor. Sizinle sahurdan itibaren bir gün geçirmek istedik. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar sahur hazırlıyoruz. Evet, bugün sahur yağmurda. Patateslerimiz de fırına giriyor. Bu arada börekler şöyle donduğu için böyle kızarıyor ve çok sık sinir bozuluyor. Kızları çağırdın mı Damla abla? Hayır, çağırayım mı? Çağırın. Sahurumuz hazır. Sahurumuzu yaptık. Şimdi sabah namazını kılacağız ezan okununca. Sonra kerahat vaktini geçiriyoruz. Kerahat vaktinden sonra biraz uyuyup dinleneceğiz. Kerahat vaktinde uyanık kalmak çok önemli bu arada. Günün bereketli olması adına. Bunu daha önce de tavsiye etmiştik. Ramazan boyunca da uygulayabilirsiniz. Yeni bir gün bizi bekliyor. Şu an temizlik saatindeyiz. Kerahat vaktinden sonra birazcık uyuduk, uyandık. 12'de mukabelemiz başlayacak. Bu temizlikle mukabele arası çok stresli geçiyor. Benim de. Öyle mi? Evet. Her sabah çünkü onu yetiştirme telaşı oluyor, evet, ya. Evet, mis. Bu arada sabah kar yağdı ve bayağı yağdı ama şu an eridi, yağarken çekemedim. Çok garip ya, 29 Mart bugün ve Ramazan'dayız ve kar yağıyor. Yok artık, bu ne abi? Elif, kaçıncı cüzdeyiz? 7'deyiz. Tamam. Polattan bir vücudu var gibi layım bu tane kendine ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Yani kendini ölümsüz görür. Şiddet bir hırs ve tamamla ve şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır. Şimdi burada ne diyor? Hırs, tamam ve şiddetli alaka ve muhabbet. Yani biz dünyayı sadece sevmiyoruz. Biz dünyayı hırslı bir şekilde seviyoruz. Sizce ben daha saat kaç? Saat daha 2:44 geçiyor. Bütün okumalarımı bitirmiş miyimdir? Şimdi arkadaşlar bu kadar ibadetten bahsettik. Benim size sormak istediğim bir soru var. İkiniz de öğrencisiniz. Özellikle mesela Zeynep daha çok dersle galiba alakası olan. Daha öğrenci. Daha öğrencisin gibi. Öyle bir izlenim var. Çok soru geliyor. Hani Ramazan'da hem okulu, hem dersleri, hem ibadeti nasıl dengeleyebilirim diye. Sen bunun mesela sıralamasını, ayarlamasını nasıl yapıyorsun? Hangi vakitte ders çalışıyorsun? Bu kadar şeyi yaparken aynı zamanda onlara nasıl vakit ayırıyorsun? Yani senin yaşıtındaki birisi sana bunu sorsa ne derdin? Ona nasıl bir tavsiye verirdin? Ben açığa geçmeden önce de aslında bu ibadetleri, araştırmaları falan devam etmeye çalışıyordum. Şu şekilde oluyordu. Hani sabah kalkıyorsun, namazını kılıyorsun, okula gidiyorsun falan filan ama okuldaki teneffüsleri bile ben değerlendirmeye çalışıyordum. Hani derslerde o kadar çok boğuluyordum ki hani dünyevi olarak tam öğreniyorsun güzel falan ama sonra teneffüse çıktığımda hani iki bab cevşen falan okuduğumda bile böyle ruhum şey oluyordu falan. Evet, o an çünkü ihtiyacın bayağı farkındasın ya. Ya dış dünyada gerçekten ihtiyacın o kadar çok farkına varıyorsun ki etrafındaki insanlar, olaylar seni çok etkiliyor. Evet. Ve artık kaçış olarak görüyordum yani ben bunu. Bahane yok yani. Gerçekten, aynen. İnsanın bir zaman sonra ihtiyacı oluyor yani. Böyle hani içinde bir çığlığı duyuyorsun gibi. Evet. Hani bir insanın bahanesi yok. Bahaneleri sen uyduruyorsun. Çünkü gerçekten çıkış kapısını aradığında bir çıkış var. Ve bir insan bir şey yapmak istiyorsa ihtiyacını hissetmesi lazım. Gerçekten. Çünkü zihinde öyle işliyor. İhtiyaç hissetmeden sen yapmıyorsun o şeyi. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani üstad da mesela bunu söylemiş. İhtiyaç hissetmezsen tabii ki bahanelerin sıralanacak. Ama ihtiyaç hissedince bahaneler gidiyor. Ben şey yapıyordum de mesela atıyorum okuma yapmışım. Hani ders falan da çalışmam lazım.
Ama o ihtiyacını hissettiğinden dolayı dediğin gibi hani yine ders çalışmak yerine hani 10 dakika geç yatayım ama 10 dakikada bir hani ruhum da ihtiyacını alsın falan deyip okuma yapıyordum yani. Katkılarından dolayı evet, sana... Evet, tebrik ediyoruz. Zeynep'e kocaman bir alkış alabilir miyiz? Sen başarmışsın, çözmüşsün olayı. Çözmüş artık. Sigma kız. Yağmur. Efendim. Kaçıncı bölüm? 8. Kaçıncı dakikadasın şu an? 13. Ha, yarım saat kalmış 40 maniyede. Dudak yemek tabii ki bozar aşkım. Aa. Tabii ki. Midene yeni bir şey gidiyor sonuçta. Benim sayfayı kim astı buraya? Ben astım. Nereden buldun? Onu kendi masamda buldum ve o yüzden masamın durmasını istemedim. Konseptimi bozuyorum. Ben de oraya sıkıştım. Biri bırakmış ben yani. Reyhan, şimdi Ramazan'da her birim farklı bir projeyle sosyal medyada şu an. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Aslında Evsesin amacı birazcık daha Ramazan nasıl en verimli şekilde geçebileceğimiz hakkında. Yani ona göre araştırmalar yapıyoruz, ona göre hedefler belirliyoruz. Bunun yanında yeni bir konsept geliyor. Açıklayayım mı? Açıkla. Şimdi şöyle, Risale-i Nur'dan biz ilmi kısmı alıyorduk ya, işte namazla ilgili, işte oruçla ilgili, tesettürle ilgili kısmı araştırıp öğreniyorduk ya. Biz de Risale-i Nur'la ilgili bir şeyler öğrenmeye başlayacağız. İşte Risale-i Nur'daki belki kelimesinin anlamını, işte Risale-i Nur'da paragrafın evet ne, neden başladığı, işte tarihçi hayat kelimenin aslında bir otobiyografi olmadığı vesaire, bu tür bilgiler de öğrenmeye başlayacağız. Evet. Bugün ilk çekimlerini yapacağız inşallah. Bak buraya efekt ekledim. Bilmiyor musun? Başlayalım konumuza. Bugünkü konumuz tevekkül. Benim sevdiğim bir konu. Aydın Aydın geliyor sevgili izleyenler. Seversin. Takip ettiğim, dinlediğim şarkıcılardan biridir yıllardır. Olmuş mu? Olmuş. Biz zaten konuşurken bunu koyabileceğini tahmin etmiştik. Arkadaşlar burası Farah'ın köşesi. Annesi derste olduğunda, bir konuşmada olduğunda Farah hep burada takılıyor. Elif, tatlı mı yapıyorsun? Evet, muhallebi. Ve her şeyin sahtesini bulduk baya. Doktor gibi bir şey yaptı demiş. Size bir de kalem al, hemen gösteriyorum. Böyle bir şey yok. Baktım al şey, stabilo kalem dedim. Sibide yazıyor üstünde. Sibide. Merak ediyorum tatlınızı. Bunu niye bir gün dinlendirmemiz lazım? O kadar güzel lazım ki. Öyle olması gerekiyormuş. Ben yapmıştım evde. Akşama kalınca ki dedileri çok yumuşamıyor. Ama ertesi günü var ya, of çok iyi. Saçma sapan uzak doğu mutfaklarını falan bir denemiştim. Ama var ya, acı katıyor, ekşi katıyor, tatlı katıyor. Böyle garip bir şey oluyor mu güzel? Sushi yaptım. Benim denediğim uzak doğu dişleri şey sushi. Ne? Ben de tek onu denemedim. Bir sushi denedim. Halil okuldan geldi şu an tam olarak. Biraz acıkmış. Masken nasıl olmuştu? Maskeni sevdin mi? Çok attım. Neden? Yediğim bana. Ama ben tatlısı yapacağım. Ben soslu bir kek tarifi yapacağım. Kek tarifi soslu. Evet, soslu. Hadi şu üstündekini düşün, alsana oğlum. Anlatacağım. Samira soslu çekimizi yapıyor hala. Evet arkadaşlar, iftarımızı hazırlıyoruz. Çok acıktım. Ben de. Ay, okunuyor. Okunuyor mu? Okunuyor. Hadi hemen gelin. Farah da bizimle. Bu arada oruç açmada acele etmek gerekiyor. Evet. Biliyor musun? Kahvene uymak gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Ben bu Ramazan'ı öğrendim. Bu sen öğrendin. Diyecek. Biraz sert olmuş beynim. Hani sofrada artık sessizlik olur ya, herkes yemeğe odaklanır. Şu an öyleyiz. O bize şöyle oluyor. Ezan okunduğunda tüm sokaklarda ses kesiliyor. Ay, değil gerçekten mi? Evet. Evet. Ben de şey, bir de bazı evlerde kaşık çatal sesleri duyuyor. Evet, evet. Bir de bir iki kişi böyle koşar. Şimdi akşam namazını kıldık. Teravih'i de kıldık. O ara birazcık hızlı ilerlediği için çekemedik. Şimdi çay kahve falan hazırladık. Derse geçiyoruz. Hem madem nev-i beşerde nübüvvet vardır ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler, elbette umumun fevkinde bir katiyet ile nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum rasullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. Çay saatine geçiyoruz.
ben podcast'te söylemiştik kafe ekibine. Galiba dinlediler mi? Bu kafe ekibine ya. Ya da bu akşam mı dinleyecekler? Trallar. Özlem ablalı bir akşam. Şimdi önce fotoğrafını çekeceğim sonra yiyelim. Özlem abla mı? Kral. Fotoğraf meraklısı ya. Farah da çileği çok seviyor değil miydi? Çok seviyor. Bir köfte bir çilek. İkisine İlk çok... köfte benimle alaka. Ne? Ne yapmışsın? Bir şey mi? Şu pastaya benzer bir şey yap. Herkes sen... görsün sonra. Ben hatırlayamadım. Bakın tatlımız böyle. Bugün Samira'nın yaptığı tatlı buydu. Şimdi bir tanesini ben yiyeyim. İsterseniz pideli köfte de yapabiliriz. Pideli köfte mi? Oğlum çok tatlısın ya. Nasıl börek nerede? Günde bu masanın etrafında neredeyse 5-6 kere toplanıyoruz ve hepsi çok zevkli. Yani hiçbir şey değişmem. Ama daha fazla duygusal konuşmayacağım. Bu kadar. Elibam kime sesi daha gür? Şöyle damlanın çok çıkıyor bize. Tamam o zaman bağırıyor. Şöyle koyalım. Çok bağırıyor. Arada sabır da çekiyoruz. İzlerken bugün çektikleri bölümü de 23.23'te dinleyeceksiniz. Şu an nasıl? Ha, evet. Şu anda. Değil mi? Aynen. Bu 28'de yayınlanacak. Spoyu alayım mı yoksa gideyim mi? Bir konuğumuz var. Zaten sesinden anlıyorlardır bence ki. Az önce söyledik. Ne ya? Neyi söyledin? Söyledim. Yağmur Reis geldi. Yağmur bugünkü konuğumuz. Kendisi efektlerimizi yapıyordu. Biz onu bir arka plandan alalım. Yürüyen efekt oldu. Evet. Bugün kendisi efekt olacakmış. Evet, başlıyoruz. Huzme Bursa Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrar böyle. Huzme Bursa Podcast kanalının... Hep kalanına diyorum ya. Neden öyle bir şey? Kalanına. Bir daha ben kanal olacağız gerçekten. Kanalına. Güllaç programının 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle başlıyoruz. Tamam başla. Olsun. Güllaç programının 9. bölümü başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Çok özel bir konuk. Yağmur burada. Z kuşağı, Huzme'nin Z kuşağı olarak yani genç ekibinden. Merhabalar. Bize ne katacaksın? Aynen. Bu bölümde. Ya biz seni buraya aldık ama ne konuşacaksın yani? Bir şey sana sordum sen de bana bir şey demedin. Bilmiyorum dedim. Ben de öyle geldim ya. Bir şey diyeceğim. Şimdi bak birine bu soruyu sorduğunda normalde bozulur. Ama Yağmur öyle bir cevap veriyor ki sen bozuluyorsun. Evet. Aynen. Bu kız niye böyle? Bilmiyorum. Olmuyor, bir şey rica etsem. Beni vedalayın. Ben gidiyorum. Tamam. Bay bay. Berk'in aynı zamanda vlog çekiyordu bu arada. Biz onu söylemedik. Aynen. Şu an 24 kişiyiz. Vlogumuz birkaç saat önce izlediğiniz vlogun şeyini çekimi... şimdi duyuyorsun. Aynen. Evet, seni 3 evetle uğurluyoruz. Görüşmek üzere. Damlalar ve Edibe.